politikaları, güçlü bir vizyoner yaklaşım gerektiren konulardır. Biraz tarihe gidecek olursak sorun şu, 1500'de 1600'de ve devam eden Avrupa'daki o endüstriyel ya da bilimdeki gelişmeyi baktığımızda o zaman bu gelişmeleri sağlayan insanlar o devrin politikasıyla ya da devlet politikasıyla çelişen müferit çalışmalar mıydı yoksa devletin politikası da bizatihi bu yaklaşımı destekleyen bir görüşe mi sahip, bir vizyona mı sahipti? Yani onlar da anarşist miydi yoksa yürü ya kurum ben senin arkandayım diyen bir devlet var mıydı? Cevabını eminim biliyorsunuz, belki topluca paylaşmak istediniz. Bilim insanları hep rağmen yapmışlardır. Kopernikus o ünlü eserinde, o ben bunu bir yerlerde hep yazdım, Celal de çok yazdı, bakarsanız onun yazdıklarına. Kopernikus o ünlü eseri, bilimsel devrimi tetiklediği varsayılan ve çok tuhaftır dünyada en çok bilinen ama en az okunan, belki de çok okunmamış kitaplardan biri olarak bilinir.